Selamlar arkadaşlar. Size yeni bir ev vlogu hazırlamayı düşündüm. Çünkü biliyorsunuz daha önceki yaşadığım yer Rochester, New York'tan Tampa, Florida'ya taşındım. 2022 yılının en iyisini yapmışsın Gökhan. Şubat ayında. Burası büyük bir yer, birazcık daha önceki yaşadığım yere kıyasla. O yüzden size hem etrafı yine olduğu gibi binanın içini dışını komple göstermek istiyorum. Lafı çok uzatmadan direkt size etrafı göstermeye başlayayım ben. Hadi bakalım. İlk olarak hayvansever dostlarımızı ilgilendiren kısımla başlayayım. Sitenin en uç noktasında böyle bir köpek parkı yapmışlar. Buradaki alan tamamen köpeklere ayrılmış durumda. Çitlerle çevrili. Şurada ufak tefek oyuncakları falan var. Burada köpeğinizi gezdirip ne bileyim çişe kakaya buraya çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda onlarla oynayıp vakit geçirebileceğiniz gayet güzel, ağaçlı, yeşilli. Güzel. Fıstık gibi bir yer yapmışlar. Sitenin dış kısmı benim eski yaşadığım yere çok benziyor. Burada görmüş olduğunuz gibi dışarıda otoparklar var. Araçlarınızı buraya park edebiliyorsunuz. Eğer ki içeriye park etmek istiyorsanız da binanın geniş mis gibi burası da. Buralarda aylık 30 dolara ekstra park yeri satın alabiliyorsunuz. Tek avantajı dışarıdaki yerler çok çabuk dolduğu için İçeriden yer bulmanız daha kolay oluyor. Sizin yeriniz rezerve edilmiş oluyor ve bu sayede her dakika park yeri sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Kapalı otoparka 30 dolar aylık. Güzel ama fiyat. Yani şurada oturuyorsan verirsin. Aracı olanlar varsa burada bir Tesla ve Toyota Prius görüyorum. Burada da elektrikli şarj aletleri var. Burada araçlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Binanın ya da sitenin diyeyim artık iki tane araç girişi var. Bir tanesi şu an zaten görmüş olduğunuz aracın girdiği yer. İki kapılı yani birisi giriş birisi çıkış şeklinde. Aynı şekilde bir de şurada var. Evin kirasını daha bakacağız, dur bakalım. İkisi de aşağı yukarı zaten aynı caddeye doğru çıkıyor. Sizlere bir tane uzaktan kumanda veriyorlar. Bunu girerken kullanıyorsunuz, çıkarken zaten kapı otomatik olarak açılıyor. Sizlere hemencik bir ufak bir bilgi vereyim. Burada gördüğünüz gibi Florida'da araçların ön taraflarına plaka takma zorunluluğu yok. Ana ne güzel lan. Bence iyi ki de yok. Çok da şekilli. Videonun sesini açmayayım. Rüzgar sesi daha çok gelir. Bu benim oturduğum binanın giriş açtım kısmı. Hadi. Buradan izlerseniz iki tane asansör yardımıyla veya şurada da merdiven yardımıyla üst kata çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda mailleriniz yani bütün postalarınız, kutularınız şuradaki posta odasına getiriliyor. Buradan da istediğiniz zaman alıyorsunuz. Hatta onu da bir tık size göstereyim hemen. Burada onu kutularınız şuradaki posta odasına getiriliyor. Buradan da istediğiniz zaman alıyorsunuz. Hatta onu da bir tık size göstereyim hemen. Burada görmüş olduğunuz gibi şifresi var kapının. Hemen şifreye girelim. Darattat darattat. Sallama ya Gökhan. Şifre girdikten sonra bu kapı açılıyor ve buradan da size ait olan posta kutularına veya Amazon Hub özelliği varsa buradan da kilitli yine kodla açılan veya şifreyle açılan kutuları. Cidden çünkü benim o şifreyi mesela ezberlemem bir 6 ayım alır. Bırakılıyor. Buradan da kutularınızı alıp evinize çıkıyorsunuz. Bu ne lan? Çekimlere buradan itibaren geniş açıyla devam edeceğim çünkü kamera her yeri almıyor. Evet, burası çıktığınız ikinci kat. Aynı zamanda normal insan... Fitness Yoga Clubhouse. ...yaşadığı, aynı zamanda da burada leasing office dediğimiz yani buradan apartman ya da ev kiralamak istiyorsanız buradaki ofisle görüşmeniz gereken ofis burada yer alıyor. O yüzden direkt buraya geldim. İlk girdiğinizde burada hemen bir tuvaletimiz var. Burada kadın, şurada erkek olmak üzere. Bir de burada da soğuk su içebileceğiniz klasik Amerikan su şeyleri var işte. Ne deniyor ona bilmiyorum. Buraya basıyorsun, su fışkırıyor. Oradan soğuk su içiyorsun. Oh. Böyle bir şey var. Hemen ilk girişte bizi karşılayan. Sol taraf bizim şey odası. Yine burada da ayrı bir mail odası var. Burada da ekstra paketleriniz geliyorsa hepsi burada zulalanıyor. Sağ tarafta ofisimiz var. Şıp şıp. Burada kiralamak isterseniz çalışanlar burada şu an. Oğlum bu apartman ya, otel lan burası. Otel gibi ya. Ofisin giriş kısmı bu şekilde. Burada yine ilk gelen misafirleri ağırlamak için böyle bir yer yapmışlar. Burada da böyle bir masa atmışlar. Burada kullanılması için... Radyo frekans ablasyonmuş. Nöroloji doktoruyum. Ben bu işlemi algoloji yapıyor. Ama senin spinal stenozun da olduğu için çok uygun bir işlem değil. Cerrahi... Doktor Mertvan, eyvallah. Çok anlamadığım işler.
Yani Stapelios Toporokosko kasımın altında Smithy. Smithy. Fıtığım attı. L5 ile L3 arasındaki neydi lan o komponut şeyi miydi? Neydi lan kasın adı? Unuttum onu ya. Daha doğrusu burada yaşayan insanların kullanması için bir bilgisayar koymuşlar. Aynı zamanda yanında bir yazıcı. Burayı ben sıklıkla kullanıyorum çünkü sürekli ne bileyim vergiyle ilgili olur, işle ilgili olur ya da herhangi bir şeyle ilgili olur. Çıktı almanız gerektiği zaman kendinize e-mail atıyorsunuz en kötü. Buraya gelip buradan girip tak tak hemen yazıcıdan çıkarabiliyorsunuz istediğiniz şeyleri. Çoktan çalınmıştı o ya. Buraya 3 tane kuş yuvası gibi sandalye koyun. Ne bunların isimleri bilmiyorum ama eğlenceli. Böyle sallanıyor galiba hatta bakayım. Aynen sallanan cinsten böyle güzel bir şey yapmışlar. Konforlu. Oturdum bir kere. Şuradan ilerleyelim. İlerleyelim. Ve sol tarafta daha da çok oturma yeri. Aynı zamanda burada değişik bir oyun var. O ne lan? İsmini bilmiyorum ama az çok nasıl oynandığını biliyorum. Hatta size de şöyle göstereyim. Ha bu bir şey değil mi? Bir de bunların kırmızıları. GTA'da falan da oynuyoruz bunda işte. Neydi adı? Yani numaralar birbirini çarptırarak en çok puan almaya çalışıyorsundur herhalde. Bu var tabii. Galiba büyük ihtimal öbür tarafta. Curling. Alt tarafları da çok kaygan böyle metal şeyler var. Bunu buradan alıp karşıya atıyorsunuz. O nerede durursa ona göre puan kazanıyorsunuz. Tabii çok dandik attım şu an. Bir puan. Daha hızlı atarsanız ıskalayabilirsiniz. Daha hızlı atarsanız. Vay 4 puan aldım. Kardeşim. Çok iyi bir atıştı bu arada. Bir tane daha atayım. Ona vurup öbürünü 3 puana iteledim falan filan. Böyle değişik bir oyun. Oyunun çok kurallarını bilmiyorum. Ve adını da bilmiyorum daha doğrusu. İşte burada da kırmızıları var. Bu da rakip takım oluyor falan filan. Aynısının şeysi. Şuraya ne kadar kira veriyor bakalım oraya gelsin. Paralel diyeyim. Burada binaya ait küçük bir spor salonu fitness var. Room. Size verilen fobla kapıyı açıp giriyorsunuz. Birisi çıktı lan oradan. Burası gayet niye söylüyorsunuz aslında ya? Yeterli bir spor salonu. Tabii ne yapmak istediğinize de bağlı. Çok profesyonel anlamda bütün ekipmanlar yok ama... Yok abi siktir git gözünü seveyim ya. Ya ne istiyorsun oğlum ya? Ne yapılabilir zaten işte? Dumbbell'lar, bench'ler, her şeyi var oğlum. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ne bileyim. Adam alışmış burası vasat geliyor. Koşu bandından ağırlığına bütün şeyler var. Yani bizimle durmak istiyorsanız bence yeterli bir spor salonu ama tabii daha çok şey bekliyorsanız burası yetmeyebilir ama hiç yoktan iyidir. Buranın tek sorunu burada klima bütün dibe vurmuşlar. Şu an buz gibi. Dışarıda yani kış ayı olmasına rağmen Şubat Mart aylarında hava 25-30 geziyor bu yıl. Ona rağmen şu an içerisi galiba 12 derece falan yani bilmiyorum. Çok soğuk. Klimayı dayamışlar. Onu da tahminimce hani kötü kokmasın millet terlerken biraz daha şey olsun diye ferah hissetsin diye klimayı dayamışlar. O yüzden pek hoşuma gitmiyor. Zaten soğuk sevmiyorum. Ama Gökhan sıkıntı bunlar yani. Bunları ülke inşallah refaha ulaşır bir ara yani. Ne amına koyayım 12 yani derece. Burada da böyle ayrıyetten bir yoga odası diye böyle ayırmışlar. Bildirin abi bunun peşinden koşuyor. Ben durmadım yani. O yüzden burada böyle küçük bir yoga odasıymış. Spor salonundan çıktıktan sonra burada hemen aşağı kısımda ilk olarak iki tane büyük bir masa var. Üç tane de küçük televizyon atmışlar buraya yan yana. İsraf. Kumandası nerede bilmiyorum. Arada buluyorum bazen kayboluyor. Sesini mesini nasıl açılıyor hiç bilmiyorum. Burada çok oyalanmadım ama şurada arada ev arkadaşımla Egemen'le orada bilardo oynuyoruz. Bilardo'nun hemen yanında da böyle büyük bir oturma grubu var. Eğer ki yani arkadaşlarınızla burada eğer ev küçük gelirse gelip burada takılabilirsiniz arkadaşlarınızla. Yani bol bol misafir çağırıp burada da takılabilirsiniz. 7/24 sizin kullanımınıza açık. Hey, how are you? Good. Burada çok yakından bildiğimiz atasporumuz. Oy, ne güzel lan tipi. Bir kere yayında da oynamıştık. Fırfır serbest mi? Serbest. Neden olmasın? Burada da son olarak binanın bayağı ev bu arada. İç kısmında küçük bir mutfak var. Bu mutfakta şurada bir mikrodalga fırın var. Yemeklerinizi ısıtabileceğiniz. Burada kahvelerinizi yapabileceğiniz. Oh. İşte espressosundan lattesine, mokasından cortadosuna kadar her şeyi yapabileceğiniz. Aynı zamanda şurada da poşet çayları bulunan bir yer yapmışlar. Burada da buzluk, buzdolabı. Tabii bunlar hep boş ama hani istiyorsanız buraya bir şeyler koyarsınız. Ne bileyim
Orada arkadaşlarınızla takılırken soğuk içecek lazım oldu. İçeceklerinizi sürekli eve in çık yapmak yerine buraya atarsınız. Burada takılırsınız. Burada da minik bir buzluk var. Buzlarda pavyon ışıkları altında. Çok güzel görünüyor. Size şimdi bir de havuzu göstereyim. Oo. Bu da apartmanın son güzel kısmı. Daha başka varsa da ben bilmiyorum henüz. Havuz öyle çok fazla derin değil arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere zaten derinlikleri yazıyor. 3 feet 6 inç. En derin kısmı da sanırım karşısıydı aynen. Yani böyle giden. Oğlum bu kadar yani işte bizim ülkemizde de var arkadaşlar böyle apartmanlar. Ben fiyatının peşindeyim. Bir yer karşıda 4'e 6. Yani bu girdiğiniz zaman benim... Nerede mi? Yok artık. Oğlum benim önceki oturduğum 2 artı 1 ev vardı ya. Böyle değil tabii de yani hani o kadar boktan bir konumda olmasına rağmen. Yani birkaç 4 sene önce 1250 liraya tutmuştum. Sonra 1800'e çıktı. Sonra 2 artı 1'ine çıktım onun. 2000 lira oldu onlar. E altında havuzu var. Holü var. 2 tane koltuk koymuşlar. Ondan sonra havuz başında 3 tane şezlong var. Ama havuza girdiğin zaman bütün Ümraniye seni izliyor. Öyle bir tarzı var onun. Yok yok şu an öyle değil lan. Şu an 6000 lira mı ne oldu o daireler? Dediğim 200 sene önce. Benim boyum 1.78. Böyle göğsüme kadar falan geliyor herhalde. Su öyle hatırlıyorum. Çok derin değil. Maksat burada oturmak, sosyalleşmek. Ne bileyim içkini içmek. Bunlar biraz daha Türk İstanbul'da lüks olan sitelerde böyle. Onların da kiraları az çok tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. Yani hani böyle bir sitede bu avantajların oluşuyla birlikte o kiralar herhalde bir şu anki ekonomide var mıdır bir 14-15'ten başlıyordur diye düşünüyorum. Belki yüzersin boşsa ama öyle çok da yüzülecek. Hani yüzme sporu için yapılacak bir havuz değil. Maksat serinlemek ve sosyalleşmek. Aynı zamanda kenarda isterseniz şurada griller var. Orada mangalınızı yok, yaparsınız. Yok 20 yoktur buralarda lan. Güneşlenirsiniz. Buralarda yine eğer yazın hava sıcak ya da ne bileyim. Kafanıza daire göre buralarda arkadaşlarınızı yine davet edip oturabilirsiniz. 1 artı 1 evi 20 bin liraya veremezler. Şu anda buraların çok boş olmasının sebebi aslında videoyu pazartesi günü öğle saatinde çekmem. Herkes muhtemelen işinde gücünde hafta sonu aidatları pahalı oluyor tabi lan aidatlar. 2000 lira falan. Eğer ki sizin çalışma saatlerinizde uyuyorsa gelip burada böyle kafa dinlemeye yapabilirsiniz. Sakin sakin takılabilirsiniz tek başınıza veya eşinizle dostunuzla nasıl istiyorsanız böyle. Tek sıkıntısı burayı akşam 8 ya da 10 gibi kapatıyorlar sanırım. Tam saatini bilmiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere burada insanlar yaşıyor. Ve direkt hani buraya doğru bakıyor. Ve burada ne konuşursan konuş akşam yankı yapıyor. Azıcık sesle konuşsan bile çok yankı yapıyor. Buradakiler rahatsız olmasın diye belli bir saat limiti koymuşlar. Ama yine de buraları açıp girebilir misin? Giriliyor yani kilitlenmiyor. Bir şekilde onun üzerinden atlarsın falan girersin. Denedim ama yapmadım. Sadece çalışıyor mu diye baktım. Karşı taraf 15K 2 artı 1 Piyale Paşa 2100 lira aidat abi. Siteye ait değil orası başka bir yer. Buradan da böyle bir yol geçiyor. İşte şu an ikinci kattayız. Manzara böyle. Havuzu da bitirdikten sonra sizleri tekrar... Gökhan daha eve geçemedi. Video bitti amına koyayım. Yarısına geldik. Evin içine giremedi. İçeriye alıyorum. İçeriden devam ediyoruz turumuza. Hadi bakayım Gökhan. Hadi eve git ya. Şimdi... Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok otel gibi ya. Hani Gökhan şimdi morali bozuldu. Çok otel gibi abi. Bu ne? Bu nasıl bir hol amına koyayım? Koridorları yine bir oteli andırıyor. Gördüğünüz üzere yine böyle halılı malılı ışıklı böyle güzel bir lobimiz var. Lobiye girdikten sonra biz hiç alışık değiliz ya. İnsanların yaşadığı daireler. Biz kendi evimize gidelim. Otel eve çevirmişler oğlum bu otelmiş burası. Geçerken şu görmüş olduğunuz fobu kullanıyorsunuz yine. Buradan yapıyorsunuz çevirip. Yani herhangi bir anahtar kullanmıyorsunuz hiçbir şekilde. Her şey elektronik yapmışlar. Ooo. Evet, eve hoş geldiniz. Sonunda dışarıdaki turumuz bitti. Ev birazcık boş gördüğünüz üzere. Bayağı boş hatta. Çünkü eşyaların çoğunu ben New York'ta bıraktım. Dünyanın en güzel şeyi şu ya. Ne deniyordu buna? Orta tezgah mı ne? Bir adı vardı bunu söylerle açın. Ve çok az eşyayla geldim. Egemen de aynı şekilde çok az eşyayla geldi. O yüzden şimdilik boş. Ada. Ha. Yine çoğu yerde olduğu gibi Amerika'da. Buzdolabı, bulaşık makinesi, hepsi içinde. Fırın. Mikrodalga gibi aletler
kiraya dahil. Bunları biz almadık. Bunlar zaten burada vardı. Biz neyi aldık? İşte şurada bir pilav pişiricisi var. Burada air fryer dediğimiz havayla kızartılıyor. Havayla pişiren, sıcak havayla yemek pişirilen çok güzel de oluyor. Alet var. Bunları aldık. O kadar. Bir de işte ufak tefek mutfak eşyalarını aldık. Böyle bir yer. Ortada adası var. Bunlar gayetten bu arada gerçekten çok kullanışlı, çok hoşuma gidiyor. Yemek yaparken falan. Şuradan devam edeyim. Burada ufak bir çamaşır odası. Çamaşır yıkama ve kurutma yeri var. Işığı da açayım da. Burada çamaşır yıkama ve kurutma yerleri var. Şu kapının ardında aslında çok da bir görmeye değer. Furkan ada tamam mı? 25 dakika geçti üstüne hala adaya. Şu kama meraktan göstereyim. Burası tamam binanın, oğlum, ezberledik. Daha doğrusu apartmanın, sizin dairenizin ısıtma soğutmasını nasıl yapan, bir dileği var senin oğlum ya? Bilmem nesini ayarlayan alet. Yayını şimdi kapatsam 25 dakika sonra çocuk hala izliyor olacak. Son mu deniyordu, ne deniyordu unuttum. Burada da başka bir şey yok. Şu ayakkabılığı da kendimiz alıp yattıydık. O kadar. Burada bu kadar. Apartmanın tüm sıcaklığını ya da soğutmasını buradan ayarlıyorsunuz. Zaten bu da içinde şeyin, binanın. Oradan işte ısıtmamı, soğutmamı. Ne güzel alet lan. Baksana bayağı şey. Kendiniz her kullanışlı. Şeyini ayarlıyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Çöp kısmını birazcık değineyim. Çöp kısmında mesela normal benim çöpüm. Bu da binanın verdiği çöp kutusu. Normal çöp dolduğu zaman bunu böyle paketleyip ağzını bağlayıp bunun içine koyuyorsun. Bunu da hafta içleri yine kapının önüne bırakıyorsun. Kapının önünden de gelip alıyorlar. Bunlar da yine kiraya dahil olan. Ben de bu hiçbir zaman olmuyor. Mesela şu benim için bir yayınlık çöp, anladın mı? Benim çöpler hep böyle insan boyunda. Yani niye bilmiyorum. Onları dışarı çıkartıyorum. Dışarı çıkardığım zaman parçalanıyor. Kediler ağzına sıçıyor. Onları gece bir daha topluyorum. Benim için bayağı bir mesai çöp konusu. Her günde çıkarmıyorum ya. Üç günde biri falan böyle üç tane insan boyu çöp oluyor. Ekstra, daha doğrusu ayrı. Bir kişi yaşıyor. Nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum oğlum nasıl oluyor. Çok çöp çıkıyor bende ama hayvanlar mayvanla uğraşıyorum diyorum. Baksana. Şunlarla geziyorum ya. Her yerden çıkıyor bak. Battal boy. Daha küçüğünü mümkün değil kullanamıyorum. Yata dahil olan ekstra kolaylıklar. Diğer yerde hazır yemek yiyoruz genelde. O bayağı etki ediyor tabii. Alıyorlar. Şu koltuğu yeni aldık bu arada. Gelen giden olur diye belki yatar diye kimse gelmedi henüz. Aga be. Bazen ben geleyim lan Gökhan burada. Kalayım sen de bir bunun hafta. Bunun bir de balkonu var. Balkonu da göstereyim. Ufak da bir balkon ama güzel yine hiç yok da nedir balkonsuz. Gurbet zordur kardeş. Böyle daracık minicik bir balkon var burada. Tam da giriş kısmında. Gördüğünüz gibi binanın giriş kısmı tam şu uç arabanın yanındaki yerden giriliyor. Şu mavi prandalı yerden. Araçların da giriş çıkış yaptığı yer burası. Evet, sigara içiyor. Sen burada içeceksin işte. Tertemiz. Yani aslında en çok gürültüyü alan daire değiliz şu anda. Ama yani camı kapattığınız zaman çok da bir ses gelmiyor açıkçası. Ama ben zaten gürültüyle uyumaya alışık olduğum için beni rahatsız etmiyor. Salonu bitirdik sayılır. Egemen'in odasına girmeyeceğim. Aşağı yukarı benim odamla aynı. Simetri olarak. Yani bir buradan baş. Egemen kim ya? Kardeşi falan mı geldi? Başka bir odaya geçiyor. Ev arkadaş. Bir de buradan Egemen'in odasına geçiyor. Ben size kendi odamı göstereyim. Egemen'in odasında aynısını simetri olarak düşünün. Böyle girdiğiniz zaman hemen karşıda şey var. Neydi bunları? Gardırop var. Gardırop odası. Kıyafet odası. Burada kıyafetler var. Bütün kıyafetlerinizi, yorganlarınızı, bilmem nelerinizi. Vay asker. Her şeyi buraya atıyorsunuz. Buradan sonra sola döndüğünüz zaman karşınıza banyo çıkıyor. Banyoyu da göstereyim hemen, ışıkları açayım. Banyomuz da bu şekilde. Buraya iki tane lavabo atmışlar. Tek farkı Egemen'inkinden bu. İki lavaboya bir lavabo olması. Zaten çok da bir önemi yok yani. Aynı anda ikisini kullanamayacağım için beni çok... Eşimle keyifle takip ediyoruz kardeşim. Allah her şeyi gönlünce nasip etsin. Kendine çok iyi bak demiş. Ben Nira, teşekkür ederim. Aynı dileklerim size de gelsin. Demet, buradaki eşyalarımı da yine tam yapamadım. Burada benim hani normalde ne bileyim jiletini, diş fırçanı bilmem neyini koyduğum bir sürü şey var. Dediğim gibi o eşyaların hepsi şu anda New York'ta depoda duruyor. Dayımın deposunda duruyor daha doğrusu. Hepsini getiremedim, sığdıramadım arabaya. Yine getirebildiğim kadarını getirdim. En önemli kısımlarını getirdim. Banyosu bu şekilde. Duş. Tek farkı bu arada Egemen'in odasıyla benim oda arasında banyosunun
Onun küvet var, bende duş var. Aa, şimdi anladım lan. O yüzden karşılaştırma yapıyormuş. Ebeveyn o ikisinde de ebeveyn banyosu var ama böyle yani. Ama zaten ben küvet çok kullanmadığım için ben çok sorun etmedim. Ada abi. Tuvaletten de banyodan da memnunum bu arada. Tamam evet, güldük bitti, tamam. Yoktu, bokunu çıkarmayın. Yenisini aldım işte. Bak bu sistem çok iyi. Alttan böyle bir parça çıkıyor, fırçalıyor götünü böyle diye. Yine bir taharet musluğu. Taharet musluğu biliyorsunuz Amerika'daki tuvaletlerde yok. Bunları ekstradan alıyorsunuz şeyden, Amazon'dan. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 30 ya da 40 dolara aldım. Mekanik bir kurulumu var. Onu da hemen göstereyim isterseniz. Hemen bir tane T boru geliyor içinde kutunun. Onu şuraya takıyorsunuz. Normal gelen boru yoluna devam ediyor. T borudan başka bir çıkış aldığınız için o çıkıştan gelen boru da suyla bunu besliyorsunuz. Buradan da bunu açtığınız zaman... Adamın götünü deler lan bu. Bu ne amına koyayım, böyle bir tazik mi var? Oğlum bu dış temizlik değil ki, bu iç temizlik oğlum. Burada suyla bunu besliyorsunuz. Buradan da bunu açtığınız zaman... Baksana benim böyle bir şey var oğlum. Onun çok tazikli bir şekilde suyu hedefe ulaştırıyor. Banyodan çıktığınız zaman yine solda kıyafet dolabı kalıyor. Ve burada da normal oda geliyor. Oda diğer odama göre küçük. Yine şu ledleri, tak dairede mi var acaba, kendi mi takmış? Arabadan mı söktün onları? Yani Rochester, New York'ta kalırken daha büyük bir odada kalıyordum. Böyle üstleri ledlerle döşedim. Bunu kendim yaptım bu arada. Geceleri güzel oluyor. Yani ışıklandırması falan daha şık oluyor. Çünkü bunun ışığı tek yetmiyordu. Hem destek oluyor hem de bazen loş şekilde güzel oluyor yani. Hoşuma gitti. Yatağımı aldım. Burada gördüğünüz gibi üzerime artık çarşaf seriyorum. Yani iki tane çarşafı var bunun. Bir lastikli, bir lastiksizi. Lastiklisini normal yatak için. Lastiksizini de üstüme seriyorum. Çünkü çok sıcak arkadaşlar burası. Klimayı da açmak istemiyorum uyurken. Genelde hasta ediyor beni. Ortam bu şekilde. Bilgisayarı da buraya kurdum. Bu arada yakında da yeni bilgisayar aldım. Bayağı da güzel bir bilgisayar aldım. Artık bunu emekli edeceğim. Bunun içinde 1060 var. 2017 yılından beri kullanıyorum. Yayınlarda, oyunlarda falan çok yavaşlatıyor beni. Onlar da gelsin artık, iyice bol bol full grafik oyun yayınları yapmak istiyorum. Tek eksiğim zaten şu an kasa, o da yolda. Emlogu bu kadar arkadaşlar. Ulan zaten 14 dakika apartmanı gösterdin, 3,5 dakika evi gösterdin. Diğer eve kıyasla, diğer evin 1+1 olmasına rağmen bu ev biraz daha oda itibariyle, hatta salon olarak da biraz daha küçük. Ama bence güzel. Ben güzel ev bu arada, tertemiz. Kirayı söyledi mi? Şimdi gelelim kiraya. Harbi izlemiş gibiyim bu arada, ya da aynı frekanstayız. Kirası ne kadar bu evin? Kirası 2300 dolar bir kirası var. Aylık onun üzerine bir aidat var 100 dolar kadar. Bunun içine işte çöp giderleri, etraftaki ne bileyim otoparkta bilmem ne, hepsi dahil 100 dolar daha var. İşte 2400 yapıyor. Onun üzerine geçen ay elektrik faturası bizim 60 dolar mı öyle bir şey geldi. 50-60 dolar arası bir şey geldi. Onu da yine ikiye bölüyoruz ama yine düz hesaplayacağım. Isınma yok. Zaten o da duvardaki o gösterdiğim şeyden yapılıyor. Elektrikli, elektriğe dahil yani. Soğutma da aynı şekilde. Bunların hepsi elektriğe dahil. Elektrik, ısıtma, soğutma hepsi içinde yani. Bunu tek elektrik olarak söylüyorum. Su da zaten çok az geldi. O da 30 dolar mı 28 dolar mı ne geldi. Su pahalıymış. Topladığınız zaman yani 2500 gibi bir şey yapıyor. 1250 veriyoruz iki kişi Egemen'le birlikte. O yüzden şimdilik ne çok pahalı. Totalde işte 1500 dolar desen ona. Yani 1250-1300 dolar veriyorlarmış kişi başı. Tek başına yaşasan işte belli fiyat. 2400-2500. Yani bir dakika. İşte 7 saat çalışsan, haftanın 5 günü çalışsan, evet kalamazsın. Normal bir garson maaşıyla zorlanırsın. Ama tutar yani, hani tutmaz değil. Onu bir hesapladım da. Yanlış da hesaplamış. Bir haftanın 5 günü çalıştırdım. Yani çok ucuz. Bir de 7 saat çalıştırdım, az yani çalıştırdım. Özellikle böyle bir yer için, bir de böyle site için. Bir dakika dur, bekle, kendimden hesap yapayım mı? Zaten değişmedi ki o fiyatlar.
Über müber geç. Sadece düz şeyle yapıyorum. Saati 10 dolara çalışsan, ben sabah 9 akşam 11 çalışıyordum. Ama hani zevkine çalışıyordum o kadar. Hadi o çok fazla. Uber'i falan siktirelim. En az 10 çalışsan 100. Tipi mipi de boş ver. Haftanın 5 günü 500, 2000 dolar. Tiple miple 3000 doları bulur zaten o genel olarak. İş yapar yapmaz değil. 10 az abi. 10 dolar iş yok mu? $10 ne adam öldürdün. Ya kardeşim ben bilmiyorum ki, benim gittiğim zaman da en minimum maaş 8 dolardı. 8 ile 10 dolardı saat başı. En rahat işin. Sen gidip kargoculuk yaptığın zaman $20 da kazanıyordun. Ya da daha ağır bir işe girdiğin zaman $18-$25 da kazanıyordun. En minimum 20 ile 30 dolar mı oldu? Şu an minimum 15, 13-15. Ay amına koyayım ya. Tamam o zaman lan, yaşarsın. Konumu çok iyi. Ve ben niye 10 sene öncesini hesaplıyorsam? Etrafı bayağı temiz, güzel, sakin. Hani suç oranı vesaire gibi bir şey yok. Duymadım henüz buralarda. Gayet güzel. Şu anda memnunum. Dediğim gibi tek eksik eşyalarımız, ev eşyalarımız. Mesela televizyon almıştım son buraya gelmeden önce. Yani bir sene olmuştu galiba. New York'ta kaldı. Bütün eşyalarımı dayımın atölyesinin deposuna kaldırdım. Oraya koydum. O eşyaların gelmesi için de Melih isimli arkadaşımın beni ziyaret... 10 sene öncesi de yaşanabilir olması gerçeği değil mi? Gelmesi lazım. Gel artık Melih. Buradan sesleniyorum. İzler mi bilmiyorum da. Melih'in gelmesi lazım arabasıyla. Onları gelirken getirmesi lazım. Ya da ben New York'a... Sağlık pahalı, bir de şey. Ama o eşyalar benim tadilat. Sağır mı bilmiyorum. Melih'in tamir. Kocaman. Bunlar falan çok pahalı. O yüzden onu bekliyorum yani şimdilik. Ama acelesi olmadığı için de yani normal hayatıma, işlerime devam edebiliyorum. Sadece dediğim gibi tek eksik işte oturup televizyon izliyoruz. Ne bileyim. Banyoda işte diş fırçalarımı... Burada en düşük saatlik 23 frank. ...koymak yerine falan filan. Size bir şey anlatayım mı? Ablam Amerika'da yaşıyor ya benim ailesiyle. Yani eşi, çocuklarıyla. Onlar ne yaptılar biliyor musun? Yeni eve taşındılar. Evin içerisindeki bütün mobilyaları, ama aklınıza gelebilecek her mobilyayı, yatak odası, mutfak, işte ne bileyim salon, o bu, hepsini Türkiye'den aldılar. Ve o kadar ucuza geldi ki, ya aslında burada çok pahalıydı ama orada dolar kazandıkları için, tabii hesap yapın, bayağı ucuz oldu. Buradan şeyle gittiler, söyle adını, gemiyle yolladılar. Bilmem kaç, iki konteyner mi ne, üç konteyner mi, öyle bir şey. Nakliye ile birlikte inanılmaz ucuz tuttu onlara. Mantıklı yaptılar tabii. Yani hem ucuza geldi... Ablan da TR'den Amsterdam'a gemi yolladı. Evet, Türkiye'den yurt dışına giden herkes aynı şeyi yapıyor. Şöyle bir avantajı var. Hem buraya para kazandırıyorlar. Buradaki esnaf veya işte o mobilyacılar kimse. Onlar para kazanıyor. Hem de çok ucuza almış oluyorlar. Ulaşım olmasına rağmen düşün. Gemiyle yani. Böyle zıvır zıvır ufak şeyler. Ama etrafı daha... Meslekten işin. O bir güzel, bilindik bir markanın, boş ver markayı söylemeyeyim, finans müdürü orada. Gösterecek yine kullanışlı şeye. Belli değil mi? Bu arada binanın kendi interneti var. Kullanabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Daha doğrusu kiraya dahil. Ama tabii yüzlerce kişi kullandığı için aynı anda leş gibi bir internet. Yani kasıyor falan. Ne kadar maaşı oğlum? Nasıl? Hızlı oluyor falan ama... İstediğiniz ben zaman istediğiniz gibi kullanamadığınız için biz kendi internetimizi bağlattık. O kaça? Yine aylık $50, yine ikiye bölüyoruz. Söylediğim bütün fiyatları ev arkadaşım olduğu için şu an ikiye bölüyoruz. Hızı ne? O yüzden dediğim gibi aylık benim toplam faturalar, kira, bütün faturalar, internet, su, elektrik vesaire hepsini topladığın zaman 1300 civarına geliyor. Çok iyi para. Böyle bir yerde yaşamak için bence ideal. Çünkü Rochester'da mesela ben $900 kira veriyordum 1+1 eve. Burada da aslında 1+1 kafası yani, salonu çok kullanmıyorum ben, hani girip çıkıyorum, yemeğimi yapıyorum falan, sonra bütün gün odamdayım. Aynı şekilde Egemen de hep odasında. O yüzden beni çok rahatsız etmiyor hani birlikte birisi. Ya benim gittiğim zaman bile çok sağlam bir internet. Ama böyle bir yer. Bizde 1 megabit yaygındı. Ben orada galiba 50-50 internet almıştım. $12 mı neydi hatırlamıyorum tam. $14 mıydı, $12 mı, $30 mıydı, ama içinde televizyon, telefon, her şey vardı. Hatta bizim klana yollamıştım.
hızını çekip arkadaşlar siz orada hala böyle mi kullanıyorsunuz falan diye makara yapmış. Gerçekten özlemişim böyle havayı. Dışarıda palmiye görmeyi özlemişim. İzmirli olarak zaten benim Rochester'ın... Ooo rahat eder orada. Bilmiyorum. Ama olması gereken oydu. Oldu. Güzel de oldu. İyi tecrübe oldu. Ama ondan sonra... 600... Sen ne kadar şef mali veriyorsun? 660 kullanıyorsun. 43 birim veriyorsun. 660. Upload 60. Şimdilik buradayım. Yani memnunum şimdilik. Bakalım ileride neler olur, neler gösterir. Hayat bilmiyorum. Eğer atladığım bir yer varsa yorumlar kısmında belirtebilirseniz görürsem cevaplamaya çalışırım. Onun dışında yine elimden gelince apartmanın dışını, içini komple size göstermeye çalıştım. Fiyatları da verdim. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. O yüzden şimdi benden bu benim kadar. Benim uploadum 100. Teşekkür ederim. Sonraki videolarda İndirme 1000. Hoşçakalın. Upload 100. Evet hayırlı olsun kardeşim benim. Gökhan Uber'den kaç para kazanıyor? Uber yaparak siz izliyorsunuz aktif. Kaç para yapıyor günde? Bir günde kaç para kazanıyor Uber'de? $200 mı? $150-$200 arası. Atma maaş okunu. Yok merak ettim ya. Uber kendi şahsi arabasıyla Uber yapıyor. $150, 100 garanti kazanıyor diyorsunuz. 200 de vurdu oluyor. Benzin parası da var. Benzin parası bir şey dedim. $60-$70 fulluyor zaten. Öyle biliyorum yani. Ortalama 150. Çok iyi. Yani şey olarak çok iyi. Ekstra bir işte yapmıyorsa gidip de bir yerde garsonluk vesaire ki yapmıyor diye biliyorum. Bir askeriye askeri asker oldu adam. Yeter. Haftalık kota da var. Onu geçerse 2,5 katını veriyor. Twitch var. Twitch'ten çok bir şey kazanmıyordur. Twitch genel olarak az kazandırıyor ya artık. Uber'in olayı ne ağzı? Oğlum Uber lan işte. Burada bizim taksici şoförleri dövüyorlardı işte şeyleri, Mercedes'leri, Vito'ları. Özel taksi gibi düşün işte. Korsan taksi gibi. Bir de Gökhan buradan TL kazanıyor bonikten. Lan o zaman yok. O para ödemiyorlar ki. Çok mantıksız. Vardır onun bir sistemi lan. Adamın 3000 abonesi var. Zararda. Kurtarmıyor. Güzel ya. Alıştı bak. Bu kadar süre sonra hala Amerika'daysa artık yedirmiştir kendine yani. Ben olsam çoktan dönmüştüm. O garip bir psikoloji mesela. Birçoğunuz şey diyor ya. Ulan Amerika'ya gideyim. Abi öyle de olmuyor işte. Gidiyorsun. O bir aylık hevesten sonra ufak ufak özlemeye başlıyorsun. Çok enteresan ya. Özlediğin şeyler tabii işte ailen, arkadaşların, o sıcaklık, o samimiyet falan neyse çevrendeki. Onu özlüyorsun.